Merhaba, iyi günler. Toplum ve siyaset programının bu haftaki konusu, bundan 60-70 yıl önce yazdıklarıyla günümüz siyasetine hala ışık tutan önemli bir düşünür, Hannah Arendt. Hannah Arendt'i Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Sayın Zeynep Gambetti ile beraber konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler yerimize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Böyle bir başlık attık. Arendt'ten yola çıkarak Arendt'in yazdıklarıyla günümüz siyasetini tekrar nasıl yorumlayabiliriz? Ne tür bir ışık tutuyor? Bunu temel alarak konuşacağız. İsterseniz öncelikle şununla başlayalım. Arendt'in Batı düşüncesinde, Batı düşününde nereye yerleştirebileceği. Çünkü siyasetin araçsallaştırılmasına kökten bir şekilde karşı çıkarak eylemle insanın özgürleşebileceğini öne süren bir düşünür. Bu konuda öncüllerinden oldukça ayrışıyor. Üstüne üstlük Marksist teoriye getirdiği eleştiriler var. Batı düşününü de nereye koyabiliriz Arendt'i? Tabii böylesi bir özgün düşünürü 45 dakikaya sığdırmak zor olacak ama ben kaba hatlarıyla anlatmaya çalışacağım ve gerçekten teşekkür ederim size bu programı da hazırladığınız için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Arendt günümüzde çok önem kazanan da bir düşünür. Yani gençler arasında Arendt'in çok okunduğunu fark ediyorum. Özellikle de Occupy hareketlerinden sonra yani konuşuruz sanırım. Şimdi çok nevi şahsına münhasır bir düşünür. İşte Heidegger'le ilişkilendirilir. Ancak şunu pek kimse bilmez, İnsanlık Durumu ismindeki temel eseri Heidegger'e karşı çok ciddi bir cevaptır. Ama da. Heidegger'in öğrencisi zaten. Heidegger'in öğrencisi, işte aşk hikayesi konu edilir. Evet. Genelde kadın düşünürlerin özel hayatlarını böyle ön plana çıkartılır. Ben bunu da çok yanlış buluyorum. Fakat Heidegger'e felsefi ve siyasi olarak da bir cevap verir Arendt. Spartakist hareket ve özellikle Rosa Luxemburg'dan etkilenmiştir. Aynı zamanda tabii ki Marx ve Frankfurt okuluyla da sürekli bir alışveriş içerisindedir. Diyelim Frankfurt okulundan Walter Benjamin'in arkadaşıdır. Adorno, Theodor Adorno'yla da biraz polemik, gergin bir ilişkisi vardır. Ama o çevreyi de bilir ve tanır. O kadar özgün ki birçok işte Arendt yorumcusu onu bir yere çekmeye çalışır. Örneğin Habermasçılar daha uzlaşmacı, işte edim yerine daha fazla sözün altını çizen bir okuma yaparlar. Cumhuriyetçi olduğunu iddia edenler vardır. İşte bu kamusal alana önem verdiği için. Liberal olduğunu iddia edenler vardır. Marx'la sürekli böyle bir cebelleşme içerisinde olduğu için. Ama Marx çok ciddi bir diyalog partneri. Bunu söylememiz mümkün kitaplarında. Arendt'in yapmaya çalıştığı şey birebir yaşadığı totalitarizm, totaliter deneyimden, yani Nazi Almanya'sı deneyiminden sonra Batı siyaset tarihinin bir takım kavramlarının totaliterizmi neden önleyemediği, bir takım davranış kalıplarının, siyaset anlayışlarının hatta buna nasıl hizmet ettiğini anlamaktır. Ve dolayısıyla kullana geldiğimiz kavramları bambaşka biçimlerde kullanır ve tanımlar. O açıdan yeri ayrıdır. Hiçbir izme sığmaz Arendt. Burada hocam totaliterizmin kaynaklarına isterseniz bir gelelim. Önemli eserlerinden bir tanesi Hannah Arendt'in. Burada sınıfların kitlelere dönüşmesini görüyoruz. Özellikle modernleşmeyle beraber gelenekten kopan ve işte bütün bağlarını kaybeden kitleler, atomize olan kitleler vesaire. Propagandanın rolü var. Bunu günümüz siyaseti için nasıl değerlendirebiliriz? Özellikle demokrasiden uzaklaşan, otoriterleşen devletler bağlamında bu kitaba bakarak bir şeyler görmemiz mümkün olabilir mi? Kesinlikle. Totalitarizmin Kökenleri isimli kitabı bir tarih çalışması gibi durur. Ancak Arendt tarihçi değildir. Filozoftur aslında. Kendine de filozof demez, siyaset kuramcısı der. Tam bir tarih incelemesi olarak görülmemesi gereken bir kitaptır. Bir anlamda daha Benjaminvari bir okuma yapar, bir jeneoloji yaptığını bile, soykütük çalışması yaptığını bile söyleyebiliriz.
bir takım öğeler, yani modern toplumlarda var olan öğeler kristalize olduğu için totalitarizm ortaya çıkmıştır der. Yani bir nedensellik iddia etmez. Fakat bu öğeler arasında belirledikleri, özellikle o üç ciltlik temel eserinde antisemitizm, emperyalizm ve en son olarak da totaliter rejimin ortaya çıkması, totaliter hareket dediği olgudur, süreçtir. Burada önemli olan aslında emperyalizm bölümüdür ki sanırım o Türkçe'ye çevrildi. Emperyalizm bölümünde şunu anlatır. Sermaye, kapital, ulus devlet sınırlarını aştığı zaman ve kolonilere yöneldiği zaman ulus devleti de alaşağı etmiş oldu. Yani ulus devletin kendi sistemini ve kurumlarını da alaşağı etmiş oldu. Ve sınırsız sermaye birikiminin ve sınırsız iktidar savaşlarının açılmasına sebep oldu. Emperyal savaşlarda ise ne oldu? Bir kere dünyadaki bütün dengeler değişti. Ve bu savaşlarda sınıflar da, var olan zümreler de dağılmaya başladı. Bu dağınıklık içerisinden atomize kitleler oluşmaya başladı bir yandan. Bir yandan da Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu azınlık ve mülteci sorunu dediğimiz sorun peydah oldu. Bu Arendt açısından, yani Arendt'in orada teorik bir okuması da vardır. Arendt açısından insan hakları kavramının ne kadar güçsüz ve savunmasız olduğunu da ortaya çıkardı. Çünkü mültecilere o dönemki mülteci sorunu çözülemiyor. Neden? Bu insanları kimse istemiyor. Dolayısıyla doğuştan hak sahibi değiliz biz. Yani bu sonuca varıyor Arendt. Burada liberallerden ayrışıyor değil mi? Ayrışıyor tabii ki, kesinlikle. Ve ulus devlet içerisindeki hukuk sistemi yetmedi. İnsanı insan olarak hak sahibi yapmaya diyor. Bütün biliyorsunuz Batı devletleri kaçındılar şeyleri, mültecileri almaktan. Bugün ne yaşıyoruz? Bugün tas tamam aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani insan hakları söylemi ve hukuk devleti üzerine kurulu liberal Avrupa toplumları Suriyeli mültecileri, milyonlarca mülteciyi Arendt'in deyimiyle hak sahibi olma hakkından mahrum bırakıyorlar. Şimdi bu kitlelerin dağılmasından sonra bir vakum, yani kitlelerin ortaya çıkması daha doğrusu, sınıf ve zümrelerin dağılması ve atomize bireylerin ortaya çıkmasından sonra bir iktidar vakumu da oluşuyor. Totaliter rejim tam da bu vakumu dolduran ve bütün sorunları aslında ya milliyetçi sorunlar veya sınıf çelişkisi sorunu olarak betimleyen rejimler. Arendt'in totaliter dediği rejimler iki tane aslında. Nazi Almanya'sı ve Stalin dönemi. Evet, Stalin dönemi ama özellikle Sovyetler Birliği'dir. Bu kavramlardan yola çıkarak, yani istiyorsanız bu totalitarizm kavramını da biraz açalım. Bence günümüzde yükselen popülist, otoriteryen ve adını koyalım faşist eğilimleri bir yüzyıl sonra anlamamız mümkün gibi geliyor bana. Ben tam bununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Ana Arendt diyor ki totaliter bir rejim terör ve ideolojiyi birbirinden ayıramaz. Bu bağlamda totaliter bir rejim terörü ve terör tehdidini sürekli kılar, kendine iç ve dış düşmanlar yaratır bu sebeple. Bu iç ve dış düşmanların karşısında büyük ve daha kutsal bir bütünün parçası olan iyi yurttaşlar vardır. Ve bu iyi yurttaşlar olmayan, yani bizden olmayanlar devlet düşmanıdır. Çok tanıdık geliyor kulağa bunlar. Çok tanıdık geliyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok benzer modern, çağdaş örneklere ışık tutuyor. Kesinlikle. Bu manada. Evet. Şimdi bunu sormak istiyorum. Öncelikle bu noktada bu iç dış düşmanlar, makbul yurttaş, bizden olmayan kötü devlet düşmanları gibi konseptleri totaliter rejimin
Hannah Arendt'in çizdiği ne kadar günümüz içerisinde değerlendirilebilir? Birinci sorum, ikinci sorum, bu politika ne kadar sürdürülebilir? Hannah Arendt bu konuda bize ne söylüyor? Bu siyasi çıkmazlara bir yanıt verebiliyor mu Hannah Arendt? Şöyle diyelim, şuradan başlayalım isterseniz. Totalitarizmi diktatörlükten ayıran nedir Arendt için? Yani ona girdiğimizde neden terör ve ideoloji ayrışmıyor? Onu da anlamış oluruz. İşte diktatörlükleri şöyle tanımlayabiliriz sanırım. Bir kliğin zor yoluyla devlet aygıtını ele geçirmesi ve halka rağmen şiddet kullanarak yönetimde kalması, hükmetmesidir. Totalitarizm öyle değil. Totaliter liderler halkın büyük desteğiyle iktidara geliyorlar. Bir hareket içerisinden geliyorlar. Toplumsal bir hareket oluşturarak varıyorlar bulundukları yere. Ve amaç sadece bastırmak değil, herkese, her bireyi, bütün farklılıkları yok ederek kapsamak. Yani bireyi içeriden tutsak etmek. Ve bireyin hayatının her alana nüfuz etmek. Her alana nüfuz etmek. Bunu nasıl sağlarsınız? Yani tarihsel örneğine baktığımızda sağlamanın yolu tabii ki elbette bir tanesi propaganda ve bahsettiğiniz işte bizden olmayan ya vatan hainidir ya düşmanımızdır ve dolayısıyla yok edilmeyi hak eder ve yok edilmesi gerekir. Yani bizden olmayan diye tanımlandığı anda zaten ölüm fermanı verilmiştir totaliter sistem içinde kişi ya da grup. Ama bunun yanı sıra şeyi de görüyoruz. Terör dediğimiz devlet terörü. Devlet terörü şöyle işliyor. Burada da tanıdık gelecek noktalar vardır muhakkak. Totalitarizm sabit ve katı bir sistem kurmuyor. Tam tersine sürekli değişen ve devinim içinde bir sistem kuruyor. Yani hiçbir kurumun güç kazanması müsaade etmiyor. Güç kazanması nasıl olabilirdi? Onun içerisinde belli insanlar ön plana çıkardı ve işte totaliter liderin rakibi olabilirdiler, değil mi? Bunun öneminin yolu ne? Çok düzenli olarak kitlesel tasnifler, ihraçlar, kamudan menler, uzaklaştırmalar, toplumsal ya da fiziki ölüme göndermeler. Herkesin ya infaz memuru veya kurban olmasını zorunlu kılan bir sistemden bahsediyoruz. Yani kendi suçuna muhakkak herkesin iştirak etmesi lazım. İşte Almanya'da mesela Nazi Almanyası savaş bittikten sonra Nürnberg mahkemelerinin sorunu buydu. Bir koca milleti nasıl yargılayabilirsiniz? Çünkü herkes ya bir fiil destek vererek ya da önüne engel koymayarak, yani sessiz kalarak sistemin katliamlarını ve suçlarını mümkün kılmıştır en nihayetinde. Totalitarizm böyle bir sistemdir. Propaganda da dediğiniz gibi milletle partinin birebir örtüştüğünü ve partinin milletin iradesini tam olarak temsil ettiğini iddia eder. Dolayısıyla partiden olmayan milletten de dışlanmış sayılır ki bu da tanıdık geliyor tabii ki bize bugün. Suç kategorisi cürümden ayrılır. Totalitarizmde düşman ilan edilmeniz için bir şey yapmanıza gerek yoktur. Hatta düşman ilan edildiğiniz için suçlusunuzdur gibi bir durum vardır. Ve dolayısıyla gerçek ile yalan, doğru ile yanlış, suçlu ile suçsuz arasındaki ayrımlar bulanıklaşır. Yani Arendt'in altını çizdiği en önemli nokta budur ve bu haliyle de insanlık durumunu tehdit edecek bir hale gelir. Şimdi Arendt bize bundan çıkış yolu, yani şu şekilde önermiyor. İşte bu noktada bir model önermiyor. Çıkış yolundan şöyle bahsedelim isterseniz. Arendt bu dönemi yaşadı tabii. Yani Nazi Almanyası döneminin çağdaşı olarak bu dönemi yaşadı ve Amerika'ya gitmek zorunda kaldı.
Dolayısıyla bunu öncelikle betimledi. Böyle bir dünya var. Şöyle bir dünyada yaşıyoruz. Daha sonra da kendi siyaset kuramını oluşturdu. Özellikle eylem kuramını oluşturdu. Türkiye'den yola çıkarak belki şöyle düşünebiliriz. Türkiye'de siyaset az çok işte periyodik olarak sandığa gidip oy kullanmaya indirgenmiş durumda. Arendt'e göre muhtemelen bu iyi bir siyaset yapma biçimi değil. Yani özellikle siyaset değil. Evet, siyaset değil. Yani bir katılımın olmadığı, kamusal alan alanda tartışmanın olmadığı bir yerde siyasetten bahsedebilmek mümkün değil. Bu anlamda Arendt'in nasıl bir çözüm getirdiğini ve bu işte eylem kuramından bahsedebilirsek belki iyi olabilir. Tabii, çok teşekkürler bu soru için de. Yani Arendt'in eylem kuramı ve aslında siyaset anlayışı tam da totalitarizm deneyiminden çıktıktan sonra totalitarizme meyil vermeyecek bir siyaset nedir, nasıl olmalıdır sorusundan hareketle geliştirilmiştir. Bu da İnsanlık Durumu isimli başlıklı eserinde temel olarak anlattığı bir şeydir. Daha sonraki eserlerinde de tabii çeşitli yönlerini açmıştır. Şöyle söyleyeyim, siyaset değildir dedim. İşte oy vermek, sandık siyaseti, parti, seçim vesaire. Çünkü Arendt'e göre siyaset aslında bir arada var olma biçimidir. Bir yönetim biçimi değil. Bir hükmetme biçimi değil. Hükmetme veya yönetme ne içerir? Şunu içerir, bir takım farklılıkları ister istemez indirgemeniz lazım, azaltmanız, eksiltmeniz lazım. Çünkü neden? Partiler ancak temsil edebilirler farklılıkları. Dolayısıyla bir iki tane program hani noktasına dönüştürürler temsil ettiklerini. Aynı zamanda seçim de öyle. Seçim nedir? Önümüze sunulan bir takım seçenekler arasından, yani zaten belirli olan bir takım seçenekler arasından seçmemizdir. Dolayısıyla özgürce inşa ettiğimiz bir alan değildir bugün siyaset olarak adlandırılan alan. Evet. Ya Arendt muhtemelen bunu çok öngörülebilir olduğunu söylerdi diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Yani önünüze bir şeyler sunuyorlar. Kesinlikle. Ve burada bir yaratıcılığa yer yok zaten siyaset anlamında. Kesinlikle. Arendt için siyaset esas itibariyle özgürlüğün alanıdır. Yönetimin değil. Özgürlüğün alanı demek tabii çok soyut bir şey. Nasıl bir şey özgürlük? Özgürlüğü de farklılıklarla ilişkilendirir. Farklılık derken ideolojik farklılıklar, işte dini aidiyetler, etnik aidiyetlerden bahsetmiyoruz. Sınıf farklılıklarından da bahsetmiyoruz. Tam olarak biriciklik. Yani her bireyin öngörülemez bir şekilde eyleme kapasitesinin olmasıdır özgürlük. Böyle bir kapasitemiz yok ediliyorsa özgürlükten bahsedemeyiz. Ben tam belirlenmiş bir varlık değilim. Ben bu doğduğum, içine doğduğum dünyaya cevaben kendim bir şey inşa edebilirim, değil mi? Bir dünya inşa edebilirim ve kendimi de farklılaştırabilirim diğerlerinden. Altını çizmek istediğim bu benim Arendt okumam. Kendimizden de farklılaşmamızı gerektirir Arendt'te özgürlük. Dolayısıyla onun için diyorum aidiyetler değildir. Yani bir Türk veya Kürt veya Ermeni olmak gibi bir farklılıktan bahsetmiyoruz. Sürekli olarak kendimi de yeniden yaratmamdan, yaratabilmemden ve onu da eklemek gerekiyor. Özgürlük ancak başkalarıyla birlikte inşa edilen bir alan olabilir. Robinson özgür değildir dolayısıyla. Farklılıkları yok etmeden ortaklaştırarak ortaya çıkan birlik Arendt'in iktidar dediği şeydir. Power daha doğrusu hükmetme ilişkisi değildir. O gücün adına iktidar der ve bu tarz birliktelikleri edim ya da söz sadece konuşmak değil edimleri de barındırabilecek kurumlar ya da siyasalar kurulmadıkça
hükmedici ve dolayısıyla totaliterizme kapı açıcı bir yerlerde olacağız her daim. Şimdi burada Arendt'in en önemli konseptlerinden biri, şimdi de yavaş yavaş girmeye başladık, eylem. Eylem ve kamusal alan. Evet. Hatta buradan isterseniz biraz da toplumsal hareketlere geçelim. Özellikle Occupy hareketlerinden, Gezi'den sonra Arendt'in bu konsept kavramları çok konuşuldu. Arendt tekrar popüler oldu, tekrar kitapları, sayfaları karıştırılır oldu. Biraz öncelikle açmanızı isteyeceğim bu eylem ve kamusal alan kavramsallaştırmalarını Arendt'in ve günümüzdeki yeni toplumsal hareketleri, bu Occupy hareketlerini, Gezi hareketini Arendt'le beraber tekrar yeniden nasıl yorumlayabiliriz, nasıl bir ışık tutuyor bunları? Evet, aslında dediğiniz gibi yani öğrencilerimin bir ifadesiyle şey yapayım, başlayayım söze. İyi ki Gezi oldu ki Arendt'i tam olarak anlamaya başladık. Arendt'in ne demek istediğini örnek verebilir hale geldik. Bu Occupy hareketleri Arendt'in eylem kavramına şu açıdan uyuyor. Orada biliyorsunuz ne emir komuta zinciri, ne hiyerarşiler, ne beklenen kalıplar içerisinde eyleyen, devinen gruplar değil de böyle gayet şaşırtıcı, spontane bir birliktelikler oluştu. Ve oraya gelenlerin tabii ki bir ortak hedefi vardı. Yani ortak hedef olmadığını söylemek mümkün değil. Ortak bir hedef vardı fakat o alanlarda, oralara kamusal alan diyelim işte, gezilere ve okupaylara, o alanlarda kurulacak ilişkiler konusunda kimsenin bir ön kabulü yoktu, bir öngörüsü de yoktu. Orada kurulan ilişkisellikler yatay olarak, dolayısıyla gayet eşit bir biçimde kim katıldıysa, dillerini ortaklaştırmak suretiyle, önce bir birbirlerini dinleyebilmek ve anlamayı denemek suretiyle, değil mi? Sonra o günlük hayatı o koşullar altında alternatif olarak nasıl örebiliriz sorusuna deneme yanılma yöntemiyle bir takım çözümler üreterek, yani tabandan ortaklaşarak kuruldu. O Occupy hareketleri de yani sadece şey de değil, söze de dayalı değil. Biliyorsunuz bir takım yeni üretim ilişkileri, işte bu hani Gezi Bostanı gibi, işte paylaşım ilişkileri falan da getirdi. Şimdi bütün bunları kapsayan bir dünya kurdu diyebiliriz. Alternatif bir dünya ve ilişkilenme şekli kurdu diyebiliriz. Arendt'in eylem dediği bu işte. Yani eylem kahramanca birinin ortaya çıkıp işte şey yapması değildir, savaşması vesaire değildir. Eylem yukarıdan aşağı verilecek işte bir takım komutlar değildir. İşte siyasal aktörlerin eylemleri dediğimiz zaman biz bugün ne anlıyoruz? Diplomasi anlıyoruz, müzakere anlıyoruz, kanun çıkarmak anlıyoruz. Hayır, Arendtçi bir eylem bu kuruluş, bu birlikteliklerin kuruluşunun zaten şeyidir, yöntemidir. Yani eylemle kurulur, eylem der bunun adına. Şimdi bu biliyorsunuz şeyler, Occupy'lar partilere dönüşemedi. Yani bu dünyada da böyle oldu. Türkiye'de de pek fazla dönüşemedi. Arendt'in dolayısıyla hani siyaset, özellikle liberal temsili siyasetten ne kadar uzak bir siyaset anlayışına sahip olduğunu da buradan yola çıkarak anlatabiliriz. Partiye dönüştüğü anda bir araç, amaç araç şeyi kurulmak zorunda. Ve farklılıklar yine bir kenara bırakılarak ortak hedefte birleşilmek zorunda. Bu eylemliliği bir parça törpüleyen bir şey. Nasıl olabilirdi? Biraz HDP bunu yapmaya çalıştı aslında. Bu yeni yaşam projesi vardı onun. Yani öyle bir parti kuruyorum ki o parti sonunda kendini gereksiz kılacak. Çünkü yerellikler oluşacak ve o yerellikler içerisinde katılımcı
siyasetler, daha kurucu siyasetler oluşacak. İktidarlar bunların, yani var olan iktidarlar, araççı anlamda olmayan iktidarlar, bunların ne kadar kendi iktidarlarını sarsacak gidişatlar olduklarını da görüyorlar. O yüzden de görüyorlar. Kesinlikle istemiyorlar ve izin vermiyorlar. Çünkü tam olarak tam bir alternatif bu. Ya alternatif bir parti kurduğunuzda bile yine parti sistemi kalıbının içerisinde kalıyorsunuz ve yeniden üretmiş oluyorsunuz aynı sistemi. Bilmiyorum sorunuza cevap oldu mu? Evet, evet. Oldukça. Biraz. Burada peki şeyden, yani kamusal alanda bulunmaktan bahsediyoruz. Peki biraz da herhalde agonistik bir anlayışı da var. Yani biraz çatışmacı, karşı karşıya geliyorsunuz, her şeyde anlaşmanıza gerek yok vesaire. Haber masada bakarsak orada biraz daha iletişime vurgu yapılıyor herhalde. Bu iki kamusal alanı birbirine karşılaştırırsak nasıl bir şeyler söyleyebiliriz? Haber masası kamusal alanda tabii daha, yani daha çok diyeceğim ama herhalde yani neredeyse tamamı söz üzerine dayalı. Ve Kant'tan esinlenen bir ortak akıl geliştirme ve bir takım işte doğruları o konuşarak, paylaşarak, tartışarak, müzakerelerle oluşturma şeyleri şeyi var. Şeyleri de ortak ama herhalde. Modernite eleştirisi, araçsal akıl, rasyonelite, müthiş işte bürokrasi vesaire. Kesinlikle, kesinlikle. Arendt Habermas'tan tabii bir nebze önce yazıyor. Evet. Habermas atıfta bulunur Arendt'e. O anlamda Frankfurt Okulu'na yakındır Arendt. Yani bu fınlar Frankfurt Okulu'nun temalarıdır. Yani yabancılaşma, işte modern toplum içerisinde yabancılaşma, araçsallaştırmaya karşı farklı işte praksisler geliştirme. Arendt daha praksis yönünü vurgular ama. Daha praksis yönünü vurgular ve bir dünya inşa etmekten bahseder. Ki onun içerisinde emek, iş ve eylem kategorileri vardır. Eylem de söz ve edimden oluşur. Dolayısıyla ben Arendt'i okuduğumda daha karşılaşmalar alanı olarak açabileceğim bir noktadan, yani sadece konuşmalar alanı değil, farklılıkların karşılaşabileceği ve dolayısıyla dünyaya bakış açılarımızın genişleyebileceği imkanlar yaratan bir siyaset anlayışından herhalde bahsetmemiz gerekir. Burada da Arendt'in diğer bir önemli kavramı olan vita activa'ya gelmek istiyorum. Yani vita contemplativa'nın karşıtı olarak. Yani bir tefekkür alanı değildir siyaset. Tam tersi bir eylem alanıdır diyor Arendt. Ve burada da aslında mesela Platon'dan başlayarak Batı kanonuna bir sistemi var. İşte siz kendi odalarınızda yazıyorsunuz, siyasi sistemler kuruyorsunuz. Ama bunların gerçek hayatta bir karşılığı yok. Çünkü eylem biçimine dönüşmüyor bunlar. Bu anlamda buradan yola çıkarak günümüzde özellikle şeyi de söylemek istiyorum. Burada Arendt kendi dönemindeki kamusal tartışmalara da müdahalede bulunuyor. Bu işte Macaristan'daki ayaklanma, Eichmann davası vesaire. Buradan yola çıkarak günümüzde aydının sorumluluğu ne olabilir? Böyle bir sorumluluğu var mıdır aydın? Kesinlikle vardır ve bence güzel bir soru. Ya Arendt'in yaptığı bütün çalışmalar zaten bence o aydın sorumluluğunu taşıyarak yapılan çalışmalardır. Hatta totalitarizmin kökenleri başlıklı çalışmasının başlığını içinde bulunduğumuz çağın yükü, sorumluluğu olarak önermiş. Onu şey kabul etmemiş, editör, yayıncı kabul etmediği için bu isimle çıkmış. Yani tüm çalışmaları ne yapıyor olduğumuzu düşünmeye davet etmektir. Bize amacı budur. Yani entelektüelin görevi bir izimin peşine düşmek değildir. Arendt'in bize temel olarak söylediği şey budur. Yani aydının, entelektüelin, gerçekten dünyanın ve insanların sorumluluğunu taşıyan birinin mahallesi olmaz. Ve Eichmann kitabında, biliyorsunuzdur belki, bu Eichmann davasını izlemeye İsrail'e kendi ister gitmek. Ama New Yorker'ın muhabiri olarak. New Yorker'ın muhabiri olarak ama kendi ister. Yani ben muhabiri olayım diye. Muhabirlik falan da zaten yapmaz.
gider oraya basbayağı akademisyenlik yaptığı için son Margaret de Trotta'nın filminde izlemişsinizdir. Yani bir türlü yetiştiremez yazıyı. Bu Eichmann davasına gittiğinde ve onu kitaplaştırdığında şunu söyler yani söylemeyi görev bilir. Zamanı Nazi Almanya'sındaki Yahudi önderler istemeyerek de olsa Nazilerin Yahudileri toparlamasına katkıda bulundu. Önünü açtı, kolaylaştırdı. Şimdi bunu söylemeyi borç bilir. Gizlemeyi değil. Şeyde bir ufacık hocalığım tutsun. Bir ufacık düzeltme yapalım. Platon'a Platon'dan hatta Marx'a kadar böyle bir siyasal düşünce tarihi geleneği dedi, gelenekle derdi siyaseti siyaset olarak kavramsallaştırmaya çalıştığı şeyi örtmek, gizlemek ve hatta onu imkansız kılmak. Yani bizi siyasetsizleştirdikleri için eleştiriyor onu. Arendt'in anlatmaya çalıştığı kitaplarında ve kendi de entelektüel olarak yapmaya çalıştığı dünyayı öyle bir yer olarak düşünelim ki orada edilecek her söz, yapılacak her davranış, her edim, her tavır, tavırsızlığın kendisi bile, değil mi? Sessizlik bile bir etki ve iz yaratır. Bir hafıza bellek yaratır ya da o hafızayı örter. O belleği örter. Bir alan açar ya da alanı kapatır. Biz sürekli olarak, aydınlar olarak, akademik çalışmalarımızda da siyasete müdahil olduğumuz ya da olmak zorunda kaldığımız durumlarda da sürekli olarak bunu göz önünde bulundurarak davranmalıyız. Ben ne yapıyorum? Kime ne yapıyorum? Kime zarar veriyorum? Neyin üstünü örtüyorum? Neyi açığa çıkartıyorum? Böylesi zor gri alanlarda şeysiz, trabzansız der. Trabzansız düşünmeyi öğrenmeliyiz. Ve bence gerçekten aydın sorumluluğu da budur benim açımdan bakıldığında. Yani bireysel sorumluluk da aslında çok önemli. Bireysel sorumluluk da çok önemli. Şöyle bir şey, bir yandan da özgürlükten bahsetmiştik. Özgürlük başkalarıyla kurulabilecek, başkalarıyla birlikte olduğum zaman zaten gerçekleşebilecek. Benim sahip olduğum bir hak ya da sahip olduğum bir şey değil, ne bileyim bir tapulu mal değil. Özgürlük gerçekleştirilmesi, aktüelize edilmesi gereken bir şey. Şunu der, en kara günlerde bile, en kötü zamanlarda bile bazen bir eylem öyle bir alan açar, öyle bir etki yaratır ki o açtığı alan içine pardon, başkaları da gelir, o eylemi taşır ve değiştirir tarihin akışını. Yani tarih dediğimiz şeyi otomatlaşmış, belirlenmiş bir süreç olarak okumamalıyız. Müdahale alanlarımız her zaman var, yoksa bunları açmayı denemeliyiz. Açmadığımız ve sessiz kaldığımız zaman bile bir sorumluluğumuz pardon, olduğunu bilmeliyiz der. Evet. Evet, yani. Bütün bu konuştuklarımız dışında Arendt hem öncüllerinin geliştirdiği geleneksel bakış açılarını kıran yepyeni sözler, yepyeni kavramsallaştırmalar geliştirebilecek kadar özgün, hem de başta Eichmann davası olmak üzere birçok konuda ondan beklenen, herkesin beklediğinden farklı şeyler söyleyebilecek kadar cesur ve kendi tanımladığı aydına da uyan, layığıyla bunu yerine getirmiş biri herhalde. Siz de takdir edersiniz. Altında imzamı atarım. Peki bu muhteşem düşünürü 35 dakikalık bir sürede biraz anlatmaya çalıştık. Sağ olun, evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim bu programı hazırladığınız için. Sağ olun. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nden Zeynep Gambetti ile Hannah Arendt'i konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.